Saygıdeğer Başkan, değerli milletvekilleri, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı bütçesi için söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Milli Saraylar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alınmış, saraya bağlanmıştı. Bu durumu Cumhuriyet Halk Partisi sıralarındaki arkadaşlarımız zaman içerisinde oldukça eleştirmişlerdi. Ancak şimdi düşünüyorum da eleştirilerimizde haksızmışız. Düşünsenize, Cumhurbaşkanı'nın 1150 küsur odalı bir sarayda oturduğu bir ülkede milli sarayların saraya bağlanmasından daha doğal bir şey olamaz. Daha iyi buydu, bu yapıldı. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 2022 yılı kesin hesabına baktığımızda başlangıç ödeneğinin 277 milyon lira olduğunu, ancak yıl sonunda gerçekleşen harcamanın 1 milyar 357 milyon lira olduğunu görmekteyiz. Benzer durum 2023 bütçe gerçekleşmesi için de geçerli. 670 milyon lira olan başlangıç ödeneği, başkanlığın harcaması Kasım ayında 2 milyar 133 milyon lirayı bulmuş. Yani bu durumda bütçe gerçekleşme oranı %318. Rekor milli saraylarda. Başlangıç ödeneğine göre en az gerçekleşmenin olduğu genel bütçeli idare ise AFAD. AFAD'ın 8 milyar lira olan başlangıç ödeneği, yaşanılan deprem faciası sonrası ek bütçe ile 490 milyar liraya, ek ödeneklerle birlikte 661 milyar liraya çıkartılmış. Ancak Kasım ayı itibariyle AFAD'ın toplam harcaması sadece 216 milyar lira. Bütçe gerçekleşmesi ise %32.6. Şimdi düşünün, büyük bir deprem olmuş. On binlerce yurttaşımızı bu depremde kaybetmişiz. 100 milyar doların üzerinde bir maddi kayıp var. Bu sebeple 1 trilyon liralık bir ek bütçe çıkartılmış ve bu bütçenin aslan payı depremin yaralarını sarması için AFAD'a ayrılmış. Ancak yıl sonu gelmiş olmasına rağmen bütçe gerçekleşmesi henüz %32'de kalmış. Yani daha hala AFAD'ın kullanabileceği 445 milyar liralık bir ödenek bulunmakta. Değerli milletvekilleri, deprem sonrası seçim öncesi iktidar depremde yıkılan binaların yenilerini bir yıl içinde tamamlanacağını iddia etmişti. Erdoğan yapmış olduğu konuşmada amacımız bir yıl içinde altyapısıyla sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda 650 bin konut inşa edecek ve deprem bölgesini ayağa kaldıracağız demişti. Hatay iliyle ilgili hazırladığımız rapora baktığımızda Hatay'da yapılması gereken 275 bin konut var. Ancak bu konutların sadece 33 bini ihale çıkmış. İnşaata başlama oranı ise bundan daha düşük. Yani bugün Hatay'da her 10 depremzededen 9 tanesinin barınma sorunuyla karşı karşıya. Diğer bölgeler de Hatay'dan farklı değil. İktidarın özellikle deprem konutları ve diğer altyapı yatırımlarıyla ilgili olarak başlangıçta açıkladığı takvimin oldukça gerisinde kalması deprem için planlanan harcamaların da yapılmamasına yol açtı. Eğer deprem bölgesinde altyapı ve konut çalışmaları istenilen düzeyde olsaydı AFAD'ın bütçe gerçekleşmesi %32'de kalmazdı. Bu arada deprem harcamaları gerekçesi gösterilerek yapılan vergi artışları da vergi gelirlerinin artmasına yol açtı. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Bir taraftan deprem için ek bütçe yapıyorsun, vergi oranlarını arttırıyorsun, yeni vergiler getiriyorsun, vergi gelirlerini arttırıyorsun yani. Diğer taraftan deprem harcamalarının planlanandan daha düşük oluyor ve sonuç olarak da ne oluyor? Bütçe açığı orta vadeli planda beklenenden daha düşük çıkacak. Göreceğiz bunu. Orta vadeli planda bütçe açığı 1 trilyon 633 milyar lira olarak tahmin ediliyordu. Kasım ayı itibariyle bu rakam 532 milyar lira, yıl sonunda 600 milyar lira olacak. Sonra çıkacaksınız, diyeceksiniz ki bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı orta vadeli planda %6.4 bekliyorduk. Çok şükür %2'ye indirdik diye böbürleneceksiniz. Yerler mi? Vallahi bence yemezler, öyle gözüküyor. Değerli milletvekilleri, önemli bir kısmı dolaylı vergilerden oluşan bütçe gelirlerinin deprem bölgesine yeterince gitmediği bütçe rakamlarıyla ortada. Peki bu gelirler, bu vergiler nereye gidiyor?
Bitirelim lütfen Sayın Bakırlıoğlu. Bütçe harcamalarına baktığımızda faiz harcamalarının rekora gittiğini görmekteyiz. Faiz ödemeleri bu yılın ilk 11 aylık döneminde 632 milyar liraya olarak gerçekleşti. Şimdi biz bu bütçeye faiz bütçesi dediğimiz zaman iktidar sıralarından homurdanmalar oluyor, sistemler oluyor, bize kızıyorlar. Ancak yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Fatih Erbakan bütçenin lehine söz alıp da yapmış olduğu konuşmada bu bütçenin faiz bütçesi olduğunu örneklerle, oranlarla pek bir güzel anlatmıştı. Ve tuhaf bir şekilde AKP sıraları da bunu alkışlamıştı. Sayın Başkan'ın, Genel Başkan'ın bir tek rahmetli babası gibi AKP sıralarına dönüp de sizi gidi faizciler sizi demediği kalmıştı. Hadi onu da ben söyleyeyim. Sizi gidi faizciler sizi, sizi gidi faizciler sizi.